Bu vereceğim bilgiden sonra sakın inme inmesin kardeşim. Çok önemli bir duyuruyla başlamak istiyorum. Bu arada hoş geldiniz. Selamünaleyküm hepinize. Facebook'u bırakmış bulunuyorum. Bütün hırsız cemiyet gruplarından çıktım. Hırsız WhatsApp gruplarından da ayrıldım. Bundan sonra oralarda paylaşımlarımı yapmayacağım. Bundan sonra kardeşim oralarda etkileşime girmeme karar aldım. Şöyle söyleyeyim. Garibanın malını çaldım. Elimi kolumu sallaya sallaya çıktım. Zenginin yalanlarını ortaya çıkardım. Hapse girdim. Bir laf vermek istiyorum. Bakınız kardeşim, soba aldım kendime bu arada. Gördüğünüz gibi. Pinarcılar çok güzel bir soba bulmuşlar. Onu çaldım gördüğünüz gibi. Artı olarak da her şey yerinde güzel demek istiyorum. Bakınız burada barakam var. Şimdi dikkatimi çekti. Ben buraya kapı yaptım ama burada kapı yok. Gördünüz mü? Her şey yerinde güzel. Ne alakaysa bunu da söyleyeyim dedim. Vallahi arkadaşlar bugün kardeşim milletimize, kültürümüze sahip çıkma günüdür. Bugün bir de derler ki her yerde hırsızlar bir şeyden anlamaz. Hırsızlar işte milli servet düşmanlarıdır derler. Bugün çok önemli bir yere baskın atmayı düşünüyorum. Kültürel mirasımızı genişleteceğim. İnşallah bayrağı ben taşıma karar aldım. Bugün fütüristik müzeyi soyacağım. Aa, benim kedi gidiyormuş lan, bir şey sandım lan. Polis drone'u sandım anasını satayım. Bakın evime drone'lar yolluyorlar. RG arabalar yolluyorlar. Arkadaşlar bu işin tadı kaçtı bak ha. Ciddi söylüyorum bak. Hırsızlık yapıyorsak da biz de böyle kendimizi ezdirmeyiz yani, onu da söyleyeyim. Şimdi fütüristik müze baskınımız var arkadaşlar. Yani buraya gidelim diyorum. Herkesin görmesi için çok pahalı sanat eserleri burada saklanıyor. Şimdi herkesin görmesi için ben bunları çalmam lazım. Burada bak müzede saklıyor adamlar bunu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. İnanılmaz yüksek bir koruma şeyi var. Yani Sasha'dan tut Davey, Boti, Davey, Sam, bütün Rus mafyası kardeşim. Bütün Rus mafyası burayı koruyor. Gördüğünüz gibi 4-5 kişi koruyor arkadaşlar burayı. Yani bilemiyorum 5 kişiden hani değecek mi, tam emin değilim. Çünkü en azından 30 kişilik bölgelere giriyorum ben, bildiğiniz gibi. Burası beni birazcık şey yapabilir, aslandırabilir. Ama sizin için gireceğim. Madem burada bir değerli eşyalar var, bütün garip kurabba onları görsün diye çalacağım, kendi evimde sergileyeceğim. Zaten benim ev yol geçen hanı, gördüğünüz gibi kapıda yok orada. Adam oradan girebiliyor buraya. Çok saçma. Kameraları da mukavvadan yaptım caydırıcı olsun diye. Ama hiçbir caydırıcılık yok. Giren giriyor kardeşim. Bak geçen adam yeri kazarak girdi eve. Bak gördünüz mü? Hırsızız diye derdimiz yok sanırım, bakalım hadi. Alışverişimizi yapalım yavaştan. Hiç uzatmadan lafı gidelim. Diğer yerlere gitmeye gerek yok bence. Ya şu işler var arkadaşlar. Çok güzel işler var da. Bunları kabul edeyim ben. Bunlara geldikten sonra gideyim ya. Bak bekçi etkisi hale getir. Bu en sevdiğim inşaat alanında. Bak bu var ya, burası saldıracağım bu şeye bak. Bunların hepsini kabul ettim. Köpeğe biraz et ver. Besleme işleri. Anasını satayım. Her mahallenin köpeklerini de ben besliyorum. Çok iyi. Ne yazıyor lan burada? Değer verdik çünkü değer sandık mı yazıyor? Tamam. Fütüristik müze. Almamız gereken bir şey var mı? Şimdi üstümüzdekileri bir boşaltalım. Malum müzeye gidiyoruz. Arabayla gideceğiz yüksek ihtimalle arkadaşlar. Araba da gelecek bizle birlikte. O yüzden kardeşim steteskop yok. Steteskop kalsın. Emme manifoldunu çantamda taşıyorum. Araba aküsünü çantamda taşıyorum. Direksiyon dremaryeri. Bu ne böyle ya? Yakıt borusu. Karter. Karter döndü geri. Bak karter kardeşim. Bu ne böyle ya? Biz şey topluyorduk bir şey. Yalnız şöyle bir şey var. Benim acilen, bakın arkadaşlar, acilen kardeşim şu çantamı yükseltmem lazım. Budur. Budur kardeşim. Bu 20 kiloya çıktı şu an çantam. Çok iyi oldu. Yani hiçbir yere bir şey taşıyamıyorum ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? 18 kiloluk yerimiz kaldı. Güzel. Bagaj boş. Hazırlığı bir yapalım. Burası boş mu? Ya elektro gitarla üst seviye monitör var. Bunları da koyalım. Gelince bunları satacağım topluca. Buji kablosunu da koyalım. Depo planı. Ya elektro gitar bu. Tamam. Kürek kalsın. Kürek kalsın kardeşim. Ya yeri kazarız ya orada gömmemiz gereken bir adam olursa onu gömeriz. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Ben gidiyorum. Bugün hastalık günüymüş ya. Bağımlılık kardeşim. Bağımlılık. Bu hırsızlık bağımlılık yani, yapacak bir şey yok. 6 maymuncuğum var. Bunu bir ona tamamlayalım. Basit kilit açma aletim yeter. Cam kesicim var. Casus kamera var. Gürültülü telsiz var. Köpek eti. Bir tane daha aldım. Bir tane aldım. Araba parçalama alet takımı. Bak bu lazım ama şimdi değil. Neon bot drone arkadaşlar. Şundan bende olsa ne kadar güzel olur ama bunu sonra alırım. Fütüristik müze planı. Evet. Bunu alayım mı almayayım mı arkadaşlar? Ne yapsak ya? Bir şey söyleyeyim mi? Planı alacağım. Çünkü niye biliyor musunuz kardeşim? Planı alacağım. 18 bin dolarlık kar. Mesela şeytan evine kaçtım. Şeytan cin beni kovalarken hiçbir şey alamadım ya. Hadi bakalım giriyoruz inşallah. Hakkınızı helal edin. Bismillah çekip giriyoruz. Yalnız 2500 dolar verdim. O boşa para gibi gelebilir size ama değil arkadaşlar. Ben hırsız adam boşa para verir mi? Gözünü seveyim ya. Müze planı bana lazım kardeşim. Çünkü niye lazım? Benim buna bakmam lazım. Nasıl bakacağım? Bak şimdi ama bak. Müze planına bakmam lazım. Bunu ben boşa almadım kardeş. Ya bu sağda çıktı arkadaşlar. Plan zaten sağdaki yerde çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz, başlıyoruz. Öncelikle şu kameradan bir kurtulalım. Bir drone yollayıp şu kameradan bir kurtulalım. Kapıda bekçi olabilir bu arada. Bakıyoruz şöyle bir, yok. Drone bu kameraya işlemiyor diyor. Anasını sattım bu kamerası. Teknolojik fütüristik kamera. Anasını sattım. Ne oluyor? Anasını satayım çift. Yavuz Adana şey Adanalı geldi. Ama arkadaşlar helikopter geldi. Ama kardeşim 5 yıldız oldu. GTA 5 yıldız oldum ben direkt. Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar.
Rabbim yardım et, Rabbim. Rabbim yardım et. Resmen anasını sattığımın jipini ben hırsızlığa geldim diye koyduğumuz için yakalandık. Tekrar gidiyoruz. Kameralara yakalanmamamız lazım. Ama drone'la bir bakacağım. Arkadaşlar şimdi bir. Bakın orada. Şu delikanlı bir. Bakın. Kamerayı devre dışı bırakamıyoruz. Böyle işe tüküreyim. Böyle vaziyette tüküreyim. Şuraya girebiliriz. Aslında arabayla da girebilir. Bu ne lan? Bu benmişim oğlum lan. Korktum lan kendimden. Şu taraflardan da girebilirim gibi geldi ama bana. Enayiler burayı boş bak. Bak bunlar var ya arkadaşlar. Bunlar salak ha. Bunları siz akıllı sanıyorsunuz da bunlar gerizekalı. Fütüristik müzenin şu anda içerisindeyim. Bayağı bir fütüristik gerçekten gördüğünüz gibi. Kameraların... Evet, kıyamete denk geldik arkadaşlar. Şu anda ateş açılıyor bana. Tepeye çıktığım için enayiler uzaktan eğitimle mi polis olmuş bunlar? Tutturamıyorlar ki. Mermi atıyorlar da tutmuyor. Salaklar mermi atıyor, boşa atıyor. Yarım saattir buradayım, bu tepedeyim. Tepemde helikopter duruyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaçsam kaçamam. Gitsem gidecek yolum yok. Yazık, çok yazık. Allah belasını versin böyle sistemin. Allah belasını versin. Gitmiyorlar da ha, burada bekliyorlar. Yavrum oradan ateş etme. Anasını satayım, ölüyorum. Arkadaşlar merak etmeyin. Eğitimimi aldım geldim. Eski fütüristik müze soyguncularından Eyüp abimi aradım. Tilki Eyüp abimi. Kendisi bana gerekli dersi verdi. Şu anda profesyonel bir şekilde buraya gireceğim. Devriye atan bir arabamız var. Bakın gördüğünüz gibi. 5 kişi var. İkisi aynı anda... Bu ne? İkisi aynı anda molaya çıkacak. Tamam mı? Şu anda içeri bekçi kulübesinin oraya kadar gelebildim. Arka alan, orta alan, evin dışı, fütüristik müze ve orta alanda 2 kişi var bu arada. Gözükmüyor ama şu anda. Şimdi bu bekçi kulübesinin içine gelebildim. Şükürler olsun. Bunu açacağım. İyi ki bak maymuncun ikisini de kırdım bak enayi gibi. Buraya bir girelim arkadaşlar, burada bir bakalım kardeşim. Şimdi güvenlik ama ben elektronik bilgim yok ki benim. İş odaklı dizüstü bilgisayar. Bu saçma şeyleri almayacağım. Multimetreyi alırım. Black Bay'de satılıyor. Bakın arkadaşlar bunun pencereyi açacağım. Havalansın diye. Yok havalansın diye değil. Burada kardeşim o 50 dolar atmışlar buraya şükür olsun. Bu ne kardeşim? Sami telefon. 5.05 kilo alalım. Burayı açmamın sebebi herhangi bir tehlike anında buraya koşarak geleceğim. Şu ince taraftan geçerim değil mi ya? Bu kamera beni görmez gibi. Ama kapıyı kapatayım da görmesinler. Şuradan hemen gözükmeden kameraya. Kameralar da hacklenmiyor ya böyle bir salaklık olabilir mi ya? Drone'a kaç milyar para ödedim ben? Anasını sattım, adam geliyor. Adam geliyor, adam devreye geçiyor şu an. Bakın arkadaşlar kameraların arka tarafta şeyi var. Çatıda ağırlık tanıma sistemi var kardeşim. Çatıda ağırlık tanıma sistemi var. Yani çatıya çıkamayız. Tüm pencerelerde alarm var. Güvenlik paneli yan binada, elektronik şeyim yok. 4 gardiyan hepsi silahlı, silahsız bir işçimiz var. İşçiyi etkisiz hale getirebilirim ama polis helikopterleri falan da geliyor buraya. Burası çok iyi korunan bir yer. Demek ki içeride çok pahalı bir şey var. Biz burada hırsız olarak bunu böyle yaparız, bu mantığı. Pencereden girme şansım yok. Onu açık söyleyeyim. Ondan sakın böyle bir düşünceniz varsa öyle bir düşünceniz olmasın. Kamera bak, bu kamera bak oyun oynuyor ha bana. Şş. Pencereyi şeytan diyor kır şu cam kesiciyle. Ha bak şeytan diyor şöyle bak bak bunu. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Ama bir sıkıntı yok. Beni şu anda göremiyorlar. Merak etmeyin. Saklandım, kapıyı da üstüme kilitledim. Beni de kardeşim bulurlar. Anladınız değil mi? Biz bu işin şeyini yazdık. Şeyini, kitabını. Yanıltmadan başka bir şey değil. Arkadaşlar bir yanıltma sistemi uyguladım. Elemanları şu anda Ali Cengiz oyunuyla kandırıyorum. Oyalıyorum. Elemanların sağ tarafa doğru akmasını sağlayacağım. Sol taraftan gireceğim. Pencereyi kırdım bu arada. Onu da söyleyeyim. Pencereyi tekrar yapmadılarsa eğer şu anda pencere kır. Sakız otomatı var. Bir sakız yok mu ya? USB bellek buldum. Al kardeşim bu işimize yarayabilir. Evet şu anda camı kırdım, kaçtım. Plan dahilinde bu. Devriye elemanı gidiyor. Kapıyı açıp devam ediyor. Ama bak kapıyı böyle olmaz. Bak bu kapıyı tekrar üstüme kilitliyorum. Tekrar maymuncukla içeriden geri açıyorum. Ama bu ABD başkanının telefonu burada anasını satayım ya. Bu nasıl bir mekan ya? Hasbinallah. ABD başkanının telefonunu çalacağım ya. Başımıza iş gelmez inşallah. Bakın bu camı buradan aldım. Gördünüz mü? Camın canına okudum. Canına canına. Ya bu nasıl fütüristik müze? Hiçbir şey yok ya. Bu kameraları götürmemiz lazım acilen. Şu anda fütüristik müzenin içindeyim. Allah belanı. Bu kamera güvenlik kameralarını hackleme şansım yok. Güvenlik paneli yan binada. Uzaktan hacklenemez. Ama benim elektronik bilgim yok ki. Nasıl hackleyeceğim ben bunu? Ama olmaz ki abi. Elektronik bilmiyorum ben. Bir dakika, elektronik hemen öğrensem olur mu burada? Uzaktan eğitimle. Elektronikler seviye 1. Aha öğrendim. Ulan bu var ya, ulan bu YouTube Udemy var ya, bu vallahi billahi işimizi kolaylaştırdı ya. Arkadaşlar bu tükürdüğümün penceresinde de yüksek ihtimalle cam kesici var. O yüzden camları kullanmayacağız. Şu anda istediğim gibi bir cam açık ve ben içerideyim. Problem yok. Şurayı kimse görmeden açabilirsem... Anasını satayım, devriyeci geliyor. Şu bir çeksin de şuradan. Güvenlik paneli burada arkadaşlar. Güvenlik panelini şimdi etkisiz hale getireceğim. Merak etmeyin. Bütün kameraların canını okuyacağım şimdi. Ondan sonrası kolay inşallah.
camdan gireriz. Bunu açmak mesele biraz işte. Hadi yavrum. Ama bak kıracağım belini ama. Vallahi yeter ha. Açtım. Bak kızınca laf edince nasıl açtım gördünüz değil mi? Tamam içeride mi? İçerideyim. Güvenlik panelleri burada. Biz mikser duvar saati bunları bırak kardeşim. Para varsa ver. Para verse ver yoksa yok. Boş ver. Tarayıcı 1 kilogram al bunu. Bak çok da bir şey doldurmayalım ha. Kameralar bu ne ya? Bir güvenlik panelini devre dışı bırakmak için doğrudan güç ünitesine bağlanan şey yapın. Ya oğlum nasıl yapacağım ben bunu? In out. Dikkat olmak. Ne maymun dilim bu? Ben dikkat olmak, polis beni yakalamamak. Bundan şimdi arkadaşlar direkt güç ünitesine bağlanan. Çok kötü bir durum. Şey sarı kablo olduğunu düşünüyorum ama. Sarı kablo ya. Oğut'a bağlanan. Bir dakika nasıl sarı kablo? Kabloları çekmeniz gerekir. Tam sarı 1. Bismillah. Şu da 2. Tamam. Kapı alarmlarını da devre dışı bırakacağım. Mavi 1. Sarı 2. Yeşil 3. Afirmatif kardeşim. Tamam. İşlemi tamamladım. Kameralar ve kapılar tamam. Devriyeci geliyor. Allah belanı versin. Bu Allah belanı versin. Adam buraya geliyor. Kıstal. Şuradan çıkayım. Kıstala geliyorlar arkadaşlar. Oğlum buradan çık yavrum ya. Bu niye böyle yapıyor ya bu? Salak mı bu ya? Şunu kapat. Tamam ben uzuyorum. Hani kameralar gitmişti oğlum ya? Hasbinallah. Kameralar gitti dendi. Arkadaşlar eleman yola çıktı şu an geliyor. 2 saniye içinde bakabilirsem bakayım kameralara ama bakamam. Yok öyle bir şey yok bakamam. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu eleman beni fark edebilir. Ben kapıyı kilitlemeyi unuttum. Bu eleman inşallah kapı kilitli demez yani. Anladınız değil mi? Derse onun boynunu şu an kırmak zorunda kalırım. Ama bodyguard'a da ben... Evet. Evet şu an tam tahmin ettiğim gibi. Ama neyse ki nasıl koşuyor eşek sıpası. Ben burada saklanırım. Bunlar beni bulamaz. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Geldiklerine bakmayın polislerin. Onlar beni bulamaz. Biliniz ki onlar beni bulamayacak. Ben şu kameralara bir bakayım. Bak şimdi kırmızı. Bir de bir tane daha var ama. Yeşil mi arkadaşlar ya yoksa? Silahsız. Vallahi şimdi yaptım kameraları ha bu arada. Şu an kameralar işin tamam. Kameraları devre dışı bıraktım şu anda. Aa, biri konuşuyor. Eyvah eyvah. Bakıdan sonra yakalanırsam çok kötü olur. Yarım saattir içerideyim. Gerçekten o kapıyı açarlarsa çok üzülürüm. Çok şeyli bir bekleyiş. Stresli bir bekleyiş. O kapıdan içeri biri girerse ben şu anda vurulacağım kardeşim. ABD başkanının telefonu, ünlü müzisyenin kayıt cihazı, antik tanrının heykeli, gizemli piramit. Bunları almam lazım. Koca piramiti nasıl çalacağım ben? Arabayı da sokmadım içeri. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çalarım da. Polisler herhalde mangal yapma kararı aldı. Gitmiyorlar. Not for this dedi. Burada biri yok dedi. I am disappointed de tüküreceğim şimdi. Bir gitme ablam be. Git işine gücüne bak ya. Aylin. Arka sokaklara Aylin. Bak hep sen yapıyorsun ha bunu ya. Git şuradan. Yani soyguna mı geldik? Burada yaşamaya mı geldik arkadaşlar? Belli değil. 2 gündür buradayım kardeşim. 2 gün sabahını ettim. Hala şu dallamanın şuradan ayrılmasını bekliyorum. Saat 3 dendi bana. Bak gidiyor gibi yapıyor geri geliyor. Bak gidiyor bu sefer. Devriye arabası da tam şuradan gelecek zaten. Defol git bir ya. Allah Allah. Öküz ya. İşi gücü yok. Arkadaşlar kameralar falan artık yok. İşlem tamam. Çok şükür. Kapının oradayım. Kapılarda da şu anda bir şey yok. Ama içeride adam var. Evet içeride adam var. Camdan gireceğim normalde ama tam emin değilim. Camdan girip girmeme konusunda. Daha düşünüyorum açık söyleyeyim. Bunlar yer değiştiriyorlar gördüğünüz gibi. Yan yana geçecekler. O sıra kapıdan dalarım. Ama bir sıkıntı var. Ben şu malların nerede olduğunu bulamadım. Turistik müze diye kardeşim mukavvadan yapmışlar her şeyi. Hiçbir şey yok ya içeride ya. Şu anda içerideyim gördüğünüz gibi. İçeri girmekte bir sakınca yok. Gam kesici. Anasını satayım buna. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım. Allah'ım beni büs sansın. Rabbim beni görmüyorlar. Kanal 7. Kanal 7 görünmeyen asker burada. Büs sansın beni. Büs sansın. Çok kalabalık oldu içerse. Bu dışarı mı çıkıyor? Bu içeri girdi bu dışarı çıktı. Ya nerede bu ya? Ay anasını satayım böyle işin. Geliyor vallahi yine geliyor. Ben büst olarak kaldım ya burada. Vallahi arkadaşlar çok problemli bir yer burası ya. Vay tüküreceğim. Cam kesicileri güvenlik panellerinin şu müzenin arkasındaki binada. Hmm, tamam. Bismillah. Bu duvara bir şey oluyor. Ne oldu lan öyle? Koşarak gitti gerizekalı. Ne yaptı lan bu? Ay salak vay. Müzenin arkasındaki binaya gidiyorum ben. Cam kesicileri. Ay o ışığı yakanın. Bekçi bak. Bu işçi bekçi bu. Anasını sattım adamı şeyi. Beni korkuttu bu da. Bu da korkuttu. Bu da. Şaka ediyor mu? Bu da burada. Antik tanrının heykeli bu mu kardeşim? Bana bunu bir söyler misin? Antik tanrının heykeli bu mu? Antik tanrının heykeli. Getir lan bunu götürüyorum. Ben bunu götüreceğim. Ben antik tanrının heykelini götüreceğim. Kimse de bana bir şey diyemeyecek. Arkadaşlar birazdan şu ben bunu... Sen burada saklan. Ben seni almaya geleceğim. Tamam. Arkadaşlar binanın dış kısmına çıkmamız gerekiyor. Tek sıkıntı camları kestiğim an alarmlar öter. O yüzden camları şu anda kesemiyorum. Bak şunları araba aslında arabayı getireceğim buraya da. Kapı da yok anasını satayım burada. Çok içeride çok fena çok kötü kaldık içeride ya. Şu kapıdan çıkacağım da Allah belanı geliyor. Geliyor. Aslında bak araba ileride kaldı gördünüz mü? Mesela şu camın kırık olduğunu düşünün. Ben buradan var ya çok güzel giderim ha. Bu camı kırmak için de arkadaşlar şurada bina içi güvenlik panelini buldum. Bina içi güvenlik panelini buldum. Şimdi donunuza kadar alacağım bekleyin. Dur şimdi yakalanmazsam buradan bu güvenlik panelinden kurtulursam arkadaşlar pencere alarmları çok güzel. Kırmızı, mavi, başka bir tane daha yeşil. Tamam arkadaşlar pencereler tamam anasını satayım. Dallama beni gördü. Bu dallama beni gördü geliyor. Ali Cengiz oyunu yapacağım. Etrafından dolaşacağım.
Bana bakmaya geliyor. Ali Cengiz. Ali Cengiz dönüşü. Ali Cengiz dönüşü. Tamamdır arkadaşlar, beni görmedi. Şimdi geri geliyor. Köşeye doğru geri gideceğim. Tamamdır. Adam beni görmedi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi boşlukta, bak bu geyik heykeline kadar çalacağım, görürsünüz de. Arkadaşlar boşlukta kardeşim, evin dışında iki kişi camı kesmem lazım acilen. Sonuçta artık şey yok, alarm yok. Girip çıkarım bu camı kesersem. Hadi hızlı hızlı. Hadi koçum. Anasını sattığımın şerefsizleri. Ama bak, ama bak, beni sinirlendirmesinler ha. Bak gördünüz, bak yaptığını bak. Onu ben devre dışı bırakmadım mı? Şuraya bakıyor ya. Ana! Şu anda mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Mükemmel gidiyoruz kardeşim. Şu anda yol... Allah Allah, bu nereden çıktı? Şu anda yolu açtım. Bakın o camı kırdım. Saklandık. Okey kardeş, tamam, git bakalım. Arabamız da arkada arkadaşlar, tamam mı? Şu anda mükemmel bir durumdayız. Yüksek ihtimalle buradan kendime bir yol açıp şu dağlardan bu şeyleri taşıyabilirim. Heykelleri vesaire. Şu an pencere, kapı, bütün alarmlar devre dışı. Ama işte malları bulmak mesele şimdi. Telefonu bulacağız. Mesela şimdi Nizamiye'den bak, şimdi iki kişi. Orta alanda bir kişi var şu anda. Birazdan o bir kişi olmayacak. O şimdi şeye çıkacak. Şu anda alanımız çok güzel. Kendimize bir alan ürettik. Bakın bahsettiğim nokta şurası. Bakın buradan geçip arkadaşlar bütün şeyleri atabiliriz buradan. Boşluktan sürekli geçip malları atıp sonra arabayı yanaştırırız, buradan gideriz. Mükemmel bir işçilik yaptım şu anda. Sadece şu elemanın içeri girmesini bekliyorum şimdi. Çünkü buradan girmeye kalkarsam beni görecek bu. Onu bekliyorum şu anda. 18.00'da gitmesi lazım. Orta alandaki de bu arada şu içerideki eleman gitmesi lazım yani. İzne çıkacak herhalde. O gittiğinde gireceğiz direkt. Buradan burası da saklama mekanımız bir olay olursa diye. Buradan arkadaşlar geliyor. Tamamdır, gidiyor. Ben de giriyorum. Hadi bakalım. Şu anda ikisi yok. Birisi ön tarafta, birisi ikisi ön tarafta, birisi şeyde. Bu nereye gidiyor lan? Tamam. Şimdi sistem bana ait. İşler bana ait. Mesela şu. Benim bahçeme de çok yakışır. Benim bahçeme de çok yakışır. Mesela bunu buradan aldık. Bunu buradan aldık arkadaşlar. Şuraya, buraya koyduk kardeşim. At heykeli bak. Bu bende olmazsa olmaz. Aa, bunu götüremedim ama. Buda heykeli oraya geri gelmiş lan. Ne oldu? Aman dikkat kardeşim. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Çok dikkatli. Şu eleman bir gitsin, öyle yapalım. Şu buda heykelini öyle alalım. Vallahi sıkıntıya düşeriz ha. Bak bu buraya gelmesin de. Tamamdır. Kimse buraya bakmıyor. Şu budayı alıyoruz. Anasını satayım, bakıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Defol git şuradan ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu da sanatçı. Elinden geldiğince bak mirasları, kültürel mirasları taşımaya çalışıyor sırtında. Kimse kalkıp yardım etmiyor ya. Arkadaşlar ikinci de tamam. Antik tanrı heykeli. Şimdi bunları aldım da. Tamam, bunları arabaya koymak kolay bak, açık söyleyeyim. Şimdi benim içeride alacağım daha birkaç bir şey daha var. Acaba diyorum bunları arabaya taşısak, götürsek, ondan sonra geri mi dönsek arkadaşlar, nasıl olur sizce? Saçma mı olur acaba? Yani şey, hani direkt götürelim kardeşim, bırakalım. Ondan sonra bir ara şey tekrar gelip tekrar girelim şuraya. Ama cammam tekrar, alarmları tekrar aktif ediyorlar mı acaba? Böyle tek tek yapmak daha iyi. Emin olun daha iyi, bir de hepsini taşıyamam zaten. Ben bayağı bir şey götüreceğim buradan. Bak burada enayilerin burada bir giriş var. Bunu gözden kaçırmış bunlar. Vallahi bilemedim arkadaşlar ya. Bunu götürsem acaba, bir daha mı gelsem ya? Araba geliyor. Heykeli görmesin. Görmedi. Heykeli görmedi. Gidiyor. Araba gidiyor. Bir daha mı gelsek acaba ya? Bir daha mı geleceğiz dünyaya ya? He? Ben bunları bir koyayım ya. Vallahi. Şimdi bak zaten bunu tek başına bunu koymak da mesele. Aa, bu olmaz. Kavga etmeyin ha. Kardeşim bunu koy, bunu da koy. Bu da, ikisi de böyle olmaz. Hasbinallah. Bununla uğraşırken biz yakalanacağız ya. Lan oğlum. Bunu da... Anasını sattığımın kafama düştü ya. Ya heykelin altına. Ya bunu bir götürüyorum ben ya. Vallahi. Geliyorum şimdi, bekleyin dur. Ben bunu bir götüreyim de geleyim dur. Bu şimdi iyilerden. Arkadaşlar merak ettiğim nokta şu. Benim eve de çok yakışır ha. Sergilerim burada. Burada bir dursun bu kardeşim. Ben bir daha gidiyorum şimdi. Aa, tekrar para veriyorsam başlarım öyle işe ha. Sakın. Bakın bak 6000 küsür dolarım vardı. Bir daha para vermedim değil mi girmek için? Keşke işte o heykel de orada dursa. Şey olur yani arkadaşlar, yani... Tek tek uğur... Bak gördünüz mü? Gitmiş heykel. Oo, kameralar da geri gelmiş. Neyse. Neyse, ayrı bir teknikle gireceğim. Arkadaşlar 2-2 uğraşacağım. Bak o heykeli götürdük. Gördünüz mü? O heykel artık bizim. Tamam, güzel. Şimdi 2-2 uğraşacağımı şöyle yapmayı düşünüyorum. Camı kıracağım. Bu camı saklanacağım. Bak buraya saklandım. Bunlar beni bulamaz bu enayiler. Beni arasın dursun bu salaklar bak. Bunlar beni arasın dursun arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? 2-2 kamera yapacağıma kardeşim, şuradan gireceğim. 2 dakika alacağım şey belli zaten. 2 dakika alacağım gideceğim. Cam kırma işlemimiz başarılı. İşte sıkıntı, buraya tekrar gireceğiz. Yalnız arkadaşlar biraz zor olacak. Şunu bir şuradan bir kurtulalım. Şu mavi kablo şuraya gidiyor. Şu yeşil, kırmızı. Hangisi lan bu kırmızı? Böyle gidiyor, şurada kalıyor. Gayet iyi. Hani burada kamera yok lan hiç? Hani kamera vardı burada bir sürü? Arkadaşlar bana şu anda büyük ganimetler lazım kardeşim.
kardeşim. Ufakları beni ilgilendirmiyor şu anda. Şu ABD başkanının telefonu lazım bana. Nereye sokuşturdularsa şerefsizler onu arıyorum şu anda. Burada bayağı bir tablolar mablolar var ama tablo mablo beni kesmez. Telefon nerede kardeş? Şunlar ne mesela, bak şu ikisi. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm mübarek. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Oğlum bu kameraları, kameralar çok büyük problem yarattı bize şimdi. Ulan arkadaşlar bunların hepsini var ya kırarım ha. Acımam ha. Sanal küre. Al kardeşim. Arkadaşlar gizemli piramidi de aldım. Tamamdır, problem yok. Gizemli piramit zaten o aldığım ufak şey varmış ya, oymuş zaten, ben büyük bir şey sanıyorum, büyük bir şey. Gizemli piramit de tamam, bakın bu. Tamam da şu şey nerede ya, ünlü müzisyenin kayıt cihazıyla şey nerede kardeşim, ben onu nereden bulacağım ya? Biraz problem yaratıyor şu anda bana. Yani bilmiyorum onu, şu camı da keseyim bu arada, zaten paneller devre dışı. Bu da açık dursun da, en kötü kaçarım şuradan. Şuradan bir tanesi delilendi, o şüphelenmiş, bir şeyden şüphelenmiş, o gerizekalı koşup duruyor. Deli dana gibi, aygır gibi koşuyor ya. İçeri girmez inşallah. Tamam dışarıda. Şu şey içeride mi yoksa? Şeyi bulamıyorum. Ya. Yarım saattir onu arıyorum arkadaşlar ya. ABD başkanının telefonu nerede kardeşim ya? Niye böyle bir suç işliyorum ki, anlamadım ki ben. Alayım 2-3 tablo gideyim, bu neymiş böyle ya? Bu arada tablo demişken, tablo gördün mü de acımam, onu da söyleyeyim de. Bunları bak şimdi, şunlar bak. Bunları alacaksın, bunlar. Bunlar soluk mavi tablo, bunlar para. Bunların ikisini aldım. Çok güzel, şu an iyi durumdayım. Ha deli geliyor vallahi. Ha deli koşuyor. Deli manyak, sır deli. Arkadaşlar şunları da hemen bir alalım kardeşim. Şunları bak. Neyse bunlar. Oğlum bunları cam kesici yok değil mi lan? Hepsi dışarıda. İçeride kimse yok yanlış değilsem. Yanlış görmüyorsam geldim son yere, şurada yüksek ihtimalle arkadaşlar onlar. Pahalı ürünler. Onları da aldım mı bu iş tamam olur kardeşim. Hadi bakalım. Camı kırarız olmadı, onları da oradan çıkarız, bir şey olmaz. Bunlar bak, bunları ver lan. Ver lan şunları. Ne bunlar? Ya Maya heykeli diyor oğlum, bunlar değil ya. Ejderha heykeli. Bunlar mı arkadaşlar acaba? İnşallah bunlardır ya. Arkadaşlar adeta sildim süpürdüm kardeşim. Adeta kardeşim gondikledim hepsini. Şimdi çıkma vakti. Allah'ın izniyle buradan sağ salim çıktım mı, bu nereye geliyor? Buraya gelmeyecek inşallah. Oraya gidiyor. Şu camı kırıp şuradan atladım mı özgürlüğüme kavuşuyorum. Bundan sonra beni de bulurlar. Öyle söyleyeyim yani. Araba maraba yok değil mi? Devriye mevriye yok. Devriye elemanı yok. Çok ağır olduğu için çok zor çıkacağız buradan. Ay tüküreceğim böyle işe. Atlaman lazım koçum hadi. Hadi aslanım benim. Hadi koçum benim. Hadi Herkül. Herkül. Hadi bakalım Herkül. Aslanım benim be. İşte bu. Bu kadar basit. Uzuyoruz. Bu kadar. Delirtti ya. Vallahi beni bugün delirtti ya. Evet işlem tamam arkadaşlar. Bütün ganimetleri aldım. Bütün ganimetlerin canına okudum diyeyim ben size. Bakayım bakalım ganimetleri satmayı deneyeyim. Yani birazcık tabi uzun sürdü. Ama yapacak bir şey yok. ABD başkanı bak 5000 dolar için şunu yaptığıma bak. Neyse sat gitsin ya, ne yapalım ya. 5000 dolar aldım arkadaşlar, hayırlı olsun. Bugünlük benden bu kadar kardeşim. Benim artık dinlenmem lazım. İnanın ki acayip bir şey yani. Oğlum salak mısın oğlum, kendi evimde polisi kim çağırdı ya? Abi ev kendimin. Ben gidiyorum arkadaşlar, kaçıyorum ben, kendi evimden kaçıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Talha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınç'a binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Zızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.